Lütfen Selda. Hayır, olmaz Duman. Bak, yalvarıyorum. Hayır Duman, olmaz. Seni Kuşadası'na tatile falan gönderemem. Of of, insanlık ölmüş ya. Geldi. Ay. Kilo hayır Duman, olmaz. Ah, ah Melda. Kızım, yavrum. Hoş geldin anneciğim. Bebeğim benim. Ah Selda, kızım. Ay canım, canım anneciğim benim. Yavrum. Ay çok özledim. Ah torunum, canım torunum benim. Şey Selda, al şu kedi torunumun elinden. Bir rahat rahat sarılayım. Ay, biliyorsun bakalım, alerjim var. Ah, hoş geldin canım babacığım. Yavrum benim. Canım torunum benim. Nasıl da babasına benziyor. Orhan nerede? Ay nasıl özledim küçük oğlum, bir bilseniz. Gözümde tütüyor vallahi. Buradayım anne. Hani nerede? Burada Selda'nın kucağında. Ah, Orhan bu ne hal? Ya bir an gaza geldim, dünyayı ele geçirmeye kalktım. Ferit de beni 100 yıl kedi olmaya mahkum etti. Orhan, sen hayatımda gördüğüm en sorumsuz, en yaramaz, en bencil insansın. Ve gördüğüm en sevimli, en tatlı, en şirin kedisin. Öyle miyim? Dur bir sana sarılayım. Sarıl bana anne, nasıl korktun bana sarılmayacaksın diye. Ah canım, ah biricik oğlum benim. Kedi de olsan, kirpi de olsan sarılmaz mıyım ben sana? Ah canım. Yaşa. Pardon ya, alerjim vardı senin kedilere. Ama boş ver. Oğluma kavuşmuşum. 3-5 yapşırın lafı mı olur? Ah, canım. Ben hadi anneciğim, gel hadi yavrum. Hadi gidelim evladım. Ah canım. Ayşegül'den Deli Ferit'e. Ayşegül'den Deli Ferit'e. Şu anda size cevap veremiyorum. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın. Bip. Deli Ferit, ben kararımı verdim. Kararım... Şişt, yavrum bir duşa sokmadın insanı. Verdin mi kararını? Sihirli güçlerini mi seçiyorsun yoksa anneni mi? Ya ben sihirli güçlerimi çok seviyorum. Demek ki sihirli güçlerini seçiyorsun. Güzel. Yok, hayır ben annemi seçmeye karar verdim. Çünkü onun değerini daha çok anladım. Demek ki anneni seçiyorsun. Güzel. Evet, her zaman, daima, sonsuza kadar. Demek ki sihirli güçlerini seçmiyorsun. Her zaman, daima ve sonsuza kadar. Evet. Uzat yavrum ellerini. Oldu suratın. Evet. Kendimi çok mutsuz, halsiz ve depresyonda hissediyorum. Abartma yavrum. 16 yaşında normal bir Türk kızı oldun işte. Şimdi senden rica etsem beni annemin yanına yollar mısın? Derhal Cem İcadı. Yer saçların lüle lüle, Ayşegül sana güle güle. Ayşegül? Anne? Oh, canım kızım. Canım. Anneciğim. Canım. Canım. Yavrum benim. Ben niye mumyaya dönüşmedim? Çünkü ben de senin gibi artık normal birisiyim. Artık sihirli güçlerim yok. Nasıl oldu bu? Boş ver, sonra anlatırım. Oh, kızım. Canım benim. Canım, seni nasıl özlemişim. Ben de anneciğim, ben de. Biraz daha patates püresi yemek ister misin Ayşegül'cüğüm? Çok sağ ol anneciğim. Son bir aydır her öğün yiyorum. Beğendin mi bari? Çok beğendim ama tadı biraz buruk. Kazı yerinde bunu da bulduğumuza şükretmeli. Ya anneciğim,
sen niye İstanbul'da öğretmenliğe devam etmiyorsun da kendini burada böyle harap ediyorsun? Bu da benim seçimim Ayşegül. Ve insanlar seçtikleri hayatı yaşarlar. Bu seçimlerin iyi yanları da var, kötü yanları da. Ama hayat asla mükemmel değildir. Haklısın. Bir de İstanbul'da kalıp yanı başındayken seni göremeyecek olmak benim için en kötü, en büyük acı olurdu. Ama artık istersen gelebilirsin ha. Belki bir gün Ayşegül, belki bir gün. Artık gitme zamanı Ayşegül. Yarın okul başlıyor. Hem Selim'i de daha fazla bekletme istersen. Ya öyle aramızda bir şey yok ki. Bak görürsün, döndüğünde çok güzel bir teklifle karşılaşacaksın. Ciddi misin? İçimden bir ses öyle diyor. İyi ki geldin kızım. Ben de iyi ki gelmişim anneciğim. İyi ki seni seçmişim. Var mı bana soracağın bir şey? Sadece bir annenin cevaplayabileceği. Ha? Ya aslında var. Buradan eve nasıl gideceğim? Gördünüz değil mi? Benim için gitti, alerji aşısı bile oldu. İşte gerçek sevgi bu. Annem benim ya. Canım annem benim. Ay Duman, annem gideli bir ay oldu. Sabah akşam aynı lafları etmekten sıkılmadın ya. Yeter. Öf. Annem benim ya. Canım annem ya. Oğlu için aşılara katlanan annem ya. Ay nerede kaldı abla bu kız? İşte geldim. Ayşegül. Ayşegül. Canım benim. Ben de. Gel buraya, gel. Ay nasıl özlemişim sizi. Duman, nasılsın? Canım annem ya, benim için alerji aşısı oldu Ayşegül. Annem benim ya, canım annem ya. Canım annem benim ya. Gel, anlat. Nasıldı yolculuk? Harika. Kazı alanından deveyle Kahire'ye, oradan taksiyle havaalanına, oradan da uçakla İstanbul'a, oradan da otobüsle buraya geldim. En keyifli kısmı da deveydi. Yavrum, meleğim hoş geldin. Ne getirdin bana? Nerede benim paperüzüm? Vallahi hiçbir şey getirmedim. Elim boş geldim. Kusura bakmayın. Hem ayrıca size niye bir şey alayım ki? Artık sihirli güçlerim olmadığına göre de sizle hiçbir alakam kalmadı Ferit amca. Kız amca değil mi? Ben senin müstakbel enişten sayılırım. Ne yan yan bakıyorsun Selda? Bak seni o Dilaver denen normale yar etmem. Söylüyorum, Dilaver normal bir insan. Biz sihirli güçleri olanlar normallerle evlenince ne oluyor? Dımdızlak ortada kalıyor çocuklarımız. Ben yalan mı konuşuyorum? Hiç de bile. Ben hem dımdızlak ortada da kalmadım. Ayrıca ben bir karar verdim. Belki zorlandım, güçlük çektim ama doğru bir karar verdiğime inanıyorum. Çünkü annemi seçtim. Hiçbir şey insanın annesinin yerini tutamazmış. Onu anladım. Peki yavrum. O zaman biraz sonra sana söyleyeceğim şeyler için belki çok sinirleneceksin ama artık gerçeği duyma zamanın geldi. Hani bu kararı verdikten sonra sihirli güçlerini kullanmak için bir sınava girmen gerekiyordu ya. Sihirli güç kullanma ehliyetimi almak için mi? Evet. Gerek kalmadı ki artık. Evet, gerek kalmadı canım. Çünkü sen o sınavı geçtin. Ne? Asıl sınav o soruydu Ayşegül'cüğüm. Ne? Tamam hanımlar, böyle abuk sabuk konuşup kızı ambale etmeyin, tamam. Yavrum ben sana anlatayım. Sihirli güç ehliyetini alabilmen için sana sorulan soruya doğru cevap vermen gerekirdi. Hangi soruya? Bir tercih yapmak zorunda kalsaydın hangisini seçerdin? Sihirli güçlerini mi yoksa annenin mi sorusuna? Ve sen doğru cevap verdin. Ben de annemi demiştim. Evet canım, anneni seçtin. Ve böylece birincisi, hayatında sihirli güçlerden daha değerli ve önemli bir şeyler olduğunu kanıtladın. Ve de hiçbir şeyin bir annenin yerini tutamayacağını. Bravo hanımlar. Doğrusu hiç ipucu vermediniz. Nasıl verebilirdik Ferit? Bizi dövmekle tehdit ettin. Sus, ayıp kızın yanında böyle konuşma, detaylarda kaybolmayalım. Hayatta en değerli varlığımızın ailemiz olduğunu sakın unutma Ayşegül. Şimdi uzat bakayım ellerini. Uzat. Tiridi. İnanmıyorum. Şimdi ben sihirli güçlerime geri mi kavuştum? Tabii yavrum. Güle güle kullan hayatım. Madem geri verdiniz, niye annemlere giderken geri aldınız tekrar? Peki ben neden develerde süründüm? Yavrum başka türlü anneni göremezdim.
İşin ilginci, eğer sihirli güçlerini tercih etseydin, ailesine değer vermeyen insanlar sihirli güçlere sahip olmayı hak etmedikleri için sonsuza kadar sihirli güçlere sahip olamayacaktın. Abla tebrik ederim. Bu lafları nasıl söyledin? Canım, biz seninle gurur duyuyoruz. Yani şimdi ben sihirli güçlerime tekrar kavuştuğuma göre artık bir insanı çok uzağa ışınlayabilirim, öyle mi? Tabii ki yavrum, istediğini. O zaman bir deneyeyim. Terbiyesiz. Aa, Ayşegül çok ayıp. Aa. Gerçekten çok ayıp Ayşegül. İnsan müstakbel eniştesini öyle zapt diye zaplar mı? Hadi oyalanmayalım yeter. Sihirli güç kullanma ehliyetini verme töreni başlasın. Şu lafı da bir kısaltamadılar bir türlü. Sihirli güç kullanın verme ehliyetini verin. Aa, Selim arıyor. Ya bu töreni birkaç dakika ertelesek benim Selim'le konuşmam lazım. Kızım yani o. Süt çekmiştir canı süt. Ne var, ne bakıyorsunuz? Annem benim için aşı olmuş. Baksanız kaç yazar. Canım annem benim be. Anneciğim, canım benim, canım benim. Anneciğim, canım. Oğlum aman, o senin dediğin şarkı anne için değil ki, öğretmen için lan. Aman, trup sıkmasan olmaz.